Spor. Fatih Karagümrük maçı 2-1'lik galibiyet. Göztepe 1-0 galibiyet. Antalya Spor. Bakın düne götüren bir sonuç bizi. 1-1 deplasmanda. Konya Spor 3-1. Gençler Birliği 2-1. Beşiktaş 2-1. Denizli Spor 1-0. 6 galibiyet bir beraberlik. 7 maç 6 galibiyet bir beraberlik. Ya bunun üzerine de... Müthiş canım. Çarpıcı kadro. Çarpıcı. Yani aynı kadro. Buraya bir Bakasetas, Berat Yunus geldi. Mallı, Berat. Berat geldi. 3 tane oyuncuyla demek yani ki. Genel anlamda doğrudan oynayan Berat'tı. Bakasetas. Arada kupa maçı var. Kupa galibiyeti işte, var. Yok kupada bir. Yani ligden bahsediyoruz yani. Ha, şey. Kupa da var yani. Kupa da var tabii. Tabii. Orada süper çok ciddi tabii. Bir seri var. Trabzonspor seriyi de sürdürüyor. Evet. İyi seri. Öyle evet. Söyleyelim. Kimse bu seriyi beklemiyordu. Böyle bir seri yani. Ben hayır. Özellikle Beşiktaş, pardon Ilgaz sözünü kesiyorum. Yani Beşiktaş maçı bence Trabzonspor için çok kupa maçından sonra yani süper kupayı kazandı ama Beşiktaş maçı çok farklı bir havada geçti. O maç eğer birçok şeyin aslında kaderini çizdi. Eğer Trabzonspor maçı kaybetmiş olsaydı zirveye oynamayı değil de beşincilik belki altıncılığa oynayacaktı. O seviyeyi yakalamaya çalıştı. Doğru. Ama şimdi aradaki o puan farkını yukarıdan aradaki puan farkını en aza indirdi şu an. Trabzonspor sezona bakıldığı zaman çok fazlasıyla puan kaybı yapan bir takım. Abdullah Hoca geldikten sonra zirveyi yakalayan bir Trabzonspor takımı var. Marlon'un sözleri çarpıcı sevgili Mehmet. Abdullah Avcı istediklerini her gün söylüyor, güven aşılıyor. Kendisiyle çalışmaktan çok mutluyum. Maçın adamı kesinlikle Bakasetas'tı. Onun için mutlu oldum. Böyle bir şeye ihtiyacı vardı. Gollerine devam edecektir. Diyor. Abdullah Avcı ile işte bana çok şey kattı diyor. Buradan ne anlıyoruz? Tabii her hoca bizim için çok değerlidir. Yani Newton da tabii ki değerlidir ama Abdullah Avcı ile şimdi Newton'u yan yana koyduğun zaman hem bilgi birikim donanım anlamında da her şey ortaya net olarak çıkıyor zaten. Yani bir oyuncuyu alıp da bu kadar kısa sürede geliştirmek öyle kolay bir iş değil. Bu da biraz hocalık işidir. Kalite işidir. Abdullah Avcı'da da bu var. Oyuncuların hepsi dikkat ederseniz oyuncuların hepsi maçtan sonra da tabii ki galibiyetten sonra herkesin yüzü güler ama hocaları çok fazla oyuncular içine almaz, kabul etmez bazı noktalarda. Ama her galibiyetten sonra bakın o pozun içinde Abdullah Avcı hep var. Onu net olarak görebilirsiniz. Oyuncuların konuşmasına bakın. Ben şu ana kadar oyuncu, hoca ile alakalı hiç kötü bir şey duymadım. Benim ekstra duyumlarım vardır. Ben onları da duymadım. Yani herkesin duymayacağı birçok şey vardır. Ben çoğunu duyuyorum ama onu da duymadım. Çalışan çalışmaya şu an herkes, oynayan oynamayan herkes hocadan çok memnun. Tabii ki galibiyetten sonra bazı şeyler ortaya çıkmaz. Ama takım içinde bu kadar kısa sürede çok iyi bir arkadaşlık var. İşte gelen Bakasetas'ı 10 günde arasına kabul edip bu kadar attığı golden dolayı mutlu olan takım arkadaşları varsa demek ki bu doğru yolda olduğunu gösteriyor Trabzonspor takımının. O takımdaşlığın arasına, o ailenin arasına hemen girmiş. Yani benim de tereddüdüm, daha doğrusu bekleyeceğim süre oydu. Trabzonspor'da ne olacak? Oyunculardan bir kısmı kolay değil. Bir şeyler değişirken bir kısmını sisteme adapte edemezsiniz, öyle değil mi? Bir kısmı tabii. Bunu reddeder, bünye reddeder vesaire vesaire. Hiçbiri olmadı. Ya kolay da değil. Bu şöyle, da Abdullah Hoca için şans ama. Ben şunu söyleyeyim hani onu sonra bırakayım. Ya Trabzonspor takımı ilk geldiğinde Abdullah Hoca hepimizin kafasında soru işareti vardı. Aynı takım oyuncular hem fiziksel hem mental anlamda çok kötü durumdaydı. Trabzonspor dedik ki bundan sonraki maçlarınızı kazanma şansı yok. Ama hoca geldi. Kötü oynadı. İlk 3-4 maç hep kötü dedik ama skor almasını bildi. Bir şeyleri değiştirdi Trabzonspor'da. Demek ki bunların hepsi şansı olmuyor. Onun için şu ana kadarki başarının en büyük mimarı Abdullah Avcı'dır. Soru. Galatasaray hafta sonu Fenerbahçe'yi deplasmanda yendiği takdirde puanı 48. Fenerbahçe kaç? 48. 48. Trabzon evet. Pazartesi akşam Malatya'yı yenebilir mi? Yenebilir. Yener. Ne olur? 41. 6'ya iner. Şey, 42. 6'ya iner. Yani her şey olabilir. Bu takımı Abdullah Hoca bu seneyi ya idare edelim de evet, seneye evet. Bakalım takımından bir Galatasaray-Fenerbahçe maçının sonucuna göre Malatya yeneceğini varsayarak söylüyorum. Evet. Neredeyse şampiyonluk potasına çok da uzun bir zaman var Trabzonspor'un girebileceğini görüyoruz. Kolay mı? Elbette değil. Yani Galatasaray-Fenerbahçe'yi yense de Trabzon-Malatya'yı yense evet. De kolay mı? Elbette değil. Ama 6 puan abi. Nereden ve 18 hafta. 2 maça bakar. Nereden nereye? Ve Trabzon bildiğim kadarıyla Fenerbahçe İstanbul'da konuk ediyor ve çok yakın bir sürede. Trabzon'da konuk ediyor. Trabzon'da konuk ediyor pardon. Trabzon'da 3 maç sonra. 3 maç sonra. 3 biliyorum 3'e de 4. Yani büyük bir mevzu. Hafta yani. Diyemiyoruz artık 3 ya da 4 maç diyoruz. Maç günü. Maç tabii günü yani. Sonra yani. O zaman şöyle yapalım arkadaşlarımızdan isteyelim. Trabzonspor'un önümüzdeki 10 maçına da bakalım. Hangi takımlarla oynayacak Bordo Maviller. Trabzon için tarihi bir laf ettim biliyorsun değil mi? Trabzon İstanbul'u Fenerbahçe'de şey Trabzon Fenerbahçe İstanbul'da konuk ediyor. Yıllar boyu Trabzon bunu tartıştı. İstanbul'dan yönetilelim mi? Evet. Merkez İstanbul'da olsun mu olmasın mı diye. Peki Yeni Malatya Spor deplasmanı Gaziantep Futbol Kulübü ile içeride
Başakşehir deplasmanı, Fenerbahçe ile içeride Kasımpaşa deplasmanı, Alanya Spor ile içeride Erzurum Spor deplasmanı, Ankara Gücü ile içeride Sivas Spor deplasmanı, Kayseri Spor ile içeride. İkinci haftaya kadar böyle gidiyor. Spor deplasmanmış. Onu ben atladım. Tabii. Hani iki kere üst üste oynuyorlar ya işte sahada. Acaba dedim Trabzon burada mı o döngüye giriyor diye. Trabzon dışarıda daha iyi oynuyor. Bak evet. İç sahada o kadar değil ama dışarıda daha iyi oynuyor. Yeni Malatya sahası buna müsaade etmiyor. Ha, evet. Yani. Top işte oynamaya müsaade. Top oynamaya elverişli ortam yok yani. Top oynamaya elverişli ortam yok. Takımları yaramaz. Orada sürekli vur ve umut et futbolu bekleyeceksin. Peki abi onu soracaktım. Abdullah Avcı'nın özellikle bu maçta da zaman zaman gördüğümüz Beşiktaş, Gençler Birliği ve Başakşehir maçlarında çokça gördüğümüz ve sonuç aldığı uzun top meselesi Malatya'da işine yaramaz mı? Yarar. Net olarak. Kullanır mı? Kullanır. Kullanır mı? Kullanacak tabii. Kullanmak zorunda zaten. Pasta gidemez. Yani bunu Başakşehir'deyken de çok kullanıyordu. Şampiyonluğu kaybettiği... Akhisar maçı değil mi? Akhisar maçı tabii. Akhisar'a kiraladığı Sokol Sikaleşi'den yediği gol falan. Ki onun bir set öncesinde %100 bir gol kaçmıştı bomboş kaleye. O top dönüp gibi bir gol olmuştu. Togol'u Adebayor atamamıştı. Togol'u Adebayor atamamıştı. Öyle şeyler var. Kusura bakma Mehmet biz bununla bazen... Estağfurullah. Ama Abdullah Hoca bence Karagümrük maçıyla beraber oyuncuların net olarak yanına aldı. Evet. Çünkü Karagümrük maçındaki o 22-23 metreye inen kendi takım mesafesi bence bu sezonun atılan hazırlanış anlamındaki şiir gibi gollerinden bir tanesi. Yani doğru. O kadar muazzam bir pas trafiği ve sonrasında basit gibi götüren ama muazzam yani muazzam bir goldü. Orada futbolcular muhtemelen tamam yani siz yapıyordunuz herhalde Mehmet'i bilmiyorum. Hani bir hocaya bir güven oyunu bir maçtan sonra verirsiniz değil mi kafanızda? Tabii takım olarak canım. Da otelde toplanırsınız, yaparsınız. Ben biraz önce söyledim mi? Ya yani onu bir daha sormak istedim ben. Yani muhtemelen Karagümrük maçından sonra oyuncular kampa falan gittiğinde tamam demişlerdir bu iş. Karagümrük maçından sonraki zaman çok belirleyici maç bence de o maçtan oydu. Sonra zaten oyunculara çok büyük bir toparlandı. Çıkış var. Hepsi oyun anlamında. Şey yaptı. Skoru alıyor zaten. Doğru kurguyla kazanılan bir Beşiktaş maçı. Böyle bakmak lazım. Bir de futbol tabii ki iyi oyunla kazanıldığında daha büyük keyif veriyor. Ama problemli bir takıma geldiğiniz zaman, her anlamda problemli bir takıma geldiğiniz zaman bu seriyi yakalayabilmek önemli. Yani Abdullah Hoca birazcık da faydacılıktan sonuca gidiyor. Önce faydacılık, sonunda da zaten varılan sonuç. Aynı zamanda şunu da belirtelim. Deplasmanda en az kaybeden takımlar ligde Trabzonspor ve Fenerbahçe. Evet. Birer mağlubiyetleri ben onun için söyledim. Hani Trabzon deplasmanında daha iyi ama evet. Ilgaz çok güzel uyardı bizi. Saha zemini tabii ki buna müsaade edecektir. Evet. Peki şu ben biliyorum cevabı. Hayır. Etmeyeceksin abi. Trabzonspor'un deplasman karnesi de ekranlarınızda. İkinci hafta beraberlik, dördüncü hafta beraberlik, altıncı hafta Fenerbahçe deplasmanı tek mağlubiyeti aldı Bordo Maviller. Ardından Alanya Spor deplasmanı beraberlik. Kayseri Spor'u mağlup etti. Özür dilerim. Ankara Gücü'nü mağlup etti. Kayseri Spor'la berabere kaldı. Hatay Spor, Fatih Karagümrük galibiyetleri, Antalya beraberliği, Gençler Birliği, Beşiktaş diyerek devam etti Abdullah Avcı. O Fenerbahçe maçında da ilk 45 dakika şahane bir oyun. Evet. 45. dakikada Abdülkadir Ömür'ün ceza sahasının sağ yan çizgisine doğru düşürüldüğü pozisyon yarım metre önde olsa. Evet. O Newton dönemi. Penaltı 2-0. İş bitti. Belki Abdullah Avcı için o zaman şey olacaklardı. Zor olacaktı. Belki hoca gelmeyebilirdi. Çünkü yani. O mağlubiyette 45 dakika Trabzon'un oyunu var yani. Evet, ilk yarı değil mi? İlk yarı Trabzon'un oyunu muazzam. Takımlar sahaya 2-0 nasıl... gitse başka bir şey olacak. Tabii. 1-0 gitti Trabzon'un. Dengeler değişecekti. Takımlar nasıl sahaya çıkmıştı onu da hatırlıyoruz. Bugün Bakasetas 11'deydi. Baker, Berat ikilisi savunmanın önünde kullanılmıştı. Kamil Ahmet Serkan'ın sakatlığında savunmanın sağ tarafında görev yapıyordu. Marlon, Hugo, Edgar, Kamil dörtlüsü. Uğurcan'ı artık maçın adamı olarak saymamaya karar verdim ben şahsım adına. Ben de sana katılıyorum. Artık maçın adamı listesinde Uğurcan hiçbir zaman olmamalı. Hani bu haftanın en iyi performansı kimdi? Uğurcan gibi isimler artık liste dışı bırakılmalı. Çünkü bazen maçlarda gerçekten haksız rekabet oluyor. Bugün iş düşmedi. İş düşmedi. Yani düştüğü anlarda yani, da devreye girdi ama tabii. Geçen haftaki şimdi kalecilerden açıldı madem. Hani Altay'ın, Uğurcan'ın. Yani Muslera'nın. Yani Muslera'yı zaten... Muslera da aynı kategoride yani, tabii. Yıllardır o şeyi izletiyor bize. Sürekli evet. izletiyor bize ama bu iki kaleciyi, Uğurcan'ı, Altay'ı hemen yurt dışında seneye... Buralar değil artık buraları bir şekilde aştı onlar. Bence Avrupa'ya, zamanla Avrupa'ya gitmeler lazım. Ya bence İsteyenler de çok gerekiyor. Var. Yani İngiltere Ligi tamam hani izliyoruz çok keyifli bir lig, müthiş futbol oynanıyor falan ama öyle kalecileri görüyoruz ki yani niçin burada Uğurcan olmasın diyoruz. Gidip... Yani, Altay olmasın diyoruz. Gidip yani. Her takımda şu an oynayacak seviyedeler.
Ben hani Uğurcan'a çok yakından hem çalıştığım için söyleyeyim. Altay'ın zaten performansı ortada. Çok iyi. Ama Uğurcan'a çok yakından çalıştığım için şöyle söyleyeyim. Ayaklarını hani hep ben bunu sürekli altını çizerek, vurgulayarak söylüyorum. Ayaklarını bazen kötü diyorlar. Ayakları çok çok daha iyi. İstediği yere topu atabilecek bir kaleci.